Çocuk, senin sinen, Anadolu, boşluğa köprü kurup, karanlığa taş atanlara inat. En büyük ülkemizi ve denizi bugün bulunduğu seviyeye getirmek için hep birlikte çok çalıştık, çok emek verdik, çok ter döktük. Yeri geldi vesayetin, yeri geldi terör örgütlerinin, yeri geldi darbecilerin saldırılarına maruz kaldık. Bu Bay Kemal'den, Bay Muharrem'den terörle bir mücadele sözü duydunuz mu? Onların böyle bir derdi yok ki. Teröristlerin destekledikleriyle Ankara'dan İstanbul'a yürümediler mi? Dışarıdaki siyasette terörist başı olan zatı cezaevinde ziyaret eden Bay Muharrem değil mi? 53 tane evladımızın, Kürt kardeşimizin Diyarbakır'da ölümüne neden olan bu değil mi? Bunların PKK ile bunlar işbirliği halinde değil mi? Zaten PKK bunların örgütü değil mi? Ama onu gidip Edirne'de cezaevinde ziyaret eden Bay Muharrem hangi yüzde benim milletimin karşısına çıkıyor? Siyasetimizden ekonomimize üzerine titrediğimiz ne varsa hepsini hedef aldılar. Şimdi birileri çıktı, ülkemizin ve denizlimizin ne kadar kazanımı varsa hepsine de gözlerini diktiler. Biz eski dönemlerde olduğu gibi ülkemizi koalisyonlara, krizlere, kaoslara, belirsizliklere mahkum etmedik. Karşımıza çıkan sorunlar ne kadar büyük olursa olsun, demokrasi yolundan, kalkınma hedeflerimizden, yatırımlarımızdan, projelerimizden asla taviz vermedik. Doğal Cumhurbaşkanı. Şimdi Bay Muharrem, sen eğer birinci çıkamazsan sen istifa edecek misin? Ama Allah'ın izniyle benim milletim seni de sandığa gömecek. Bay Muharrem daha çırak bile değil. Buna çok kızıyor ha. Çok rahatsız oluyor. Diyorum ya daha çırak bile olamadım. Ya zaten senin genel başkanın da hakeza öyle. Biz çıraklığımızı belediye başkanlığımızda atlattık. İstanbul gibi şehirde büyükşehir belediye başkanlığı yaparak atlattık. Başbakan olduk, kalfalık. Ustalık. 11,5 sene kolay değil. Ondan sonra şimdi sizden büyük ustalık için icazet istiyorum. Uluslararası camiada elhamdülillah Türkiye'mizi büyüttük. Davos'ta one minute dedik, işi bitirdik. Birleşmiş Milletler'de dünya beşten büyüktür dedik. Evelallah onlara bunu öğrettik. Bu liderlik işidir, liderlik. Bu çıraklık işi değil. Soruyorum, bakkal dükkanınız var. Çırağı teslim eder misiniz? Ya bunlara 5 koyun verir, kaybeder gelirler. 16 yılda Denizli'ye ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 22,5 katrilyon tutarında yatırım yaptık. Eğitimde 3777 adet yeni dersliği şehrimize kazandırdık. Yüksek öğrenim öğrencilerimiz için 5090 yatak kapasiteli yurt binaları açtık. Birkaç yıla kadar ikisi merkezde, biri Çivril'de, toplamda inşallah 2300 kişilik yeni yurt binalarını daha hizmete açacağız. Denizli'ye şöyle şanına uygun bir yeni stadyum yapıyoruz. Ama bunun karşılığında da Denizli Spor'u Süper Lig'de görmek istiyoruz. Eski stadyumun olduğu yeri de millet bahçesi haline getiriyoruz. Sağlıkta 11 hastane olmak üzere 28 tesisi Denizli'ye kazandırdık. Şehir hastaneleri projelerimiz arasında Denizli'de var. Halen ihale süreci devam eden 1050 yataklı şehir hastanemizin inşasına inşallah en kısa sürede başlıyor ve hizmete açıyoruz. Bay Kemal yalan söylüyor. Muharrem Efendi yalan söylüyor. Ne diyorlar? Fakir fukara, sefil, şu bu filan. Ah ah. Yahu dürüst olun, dürüst. Yalan konuşmayın, dürüst olun. Benim milletim neyin ne olduğunu biliyor. TOKİ vasıtasıyla Denizli'de
11.405 konut projesini hayata geçirdik. Bay Muharrem, haberin var mı? Pamukkale Üniversitesi'ni, Denizli Üniversitesi'ni ikiye bölelim diyoruz. Dolayısıyla Honaz tarafında da ikinci üniversiteyi inşallah kurmuş olalım. Şimdi arkadaşlar, bakın, bak bu işler çalışma işi. Şimdi biz İzmir'de değiliz. Neredeyiz? Ege ile Akdeniz bölgelerini otoyol ile birbirine bağlamış oluyoruz. Sen sadece çık kürsüden agar edin. İşte çıkmışlar. Bunlar terbiyesiz. Kadıköy'de miting yapıyor. Kadıköy'de hırsız Erdoğan diye bağırtıyor. Kimini? Kendi tabanını. Kim? Bağırtan kim? Muharrem. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Hangi delilin var? Terbiyesiz. Manadaları dediniz, sizleri yargı mahkum etti. 197 bin liraya sizi mahkum etti. Bunlarda terbiye diye bir şey yok. Ahlak diye bir şey yok. Ne olacak? 24 Haziran'da sizleri inşallah benim milletim sandığa gömecek. İşte Denizli, işte cesur yürekli lider, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bir kutlu müjde varsa